üzere Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Talat Muselerik Müsel davet ediyoruz. Kıymetli misafirler, değerli hanımefendiler, beyefendiler. Normalde benim konuşmam ilk seçimde olacaktı ama maalesef trafiğe yakalandı. Bu sabah Katar Doha'da Dünya Borsalar Birliği Genel Kurulu vardı. Ona katıldık. Bu toplantıya katılmak çok ardı. Normal toplantı devam ediyor Doha'da. Ancak İslami Finans ve Ekonomi Kongresi'ne de katılmayı arz ettiğim için toplantıyı yerine kesip buraya geldim. Maalesef kavuşamadık. İnşallah bu seçimde sizlerle birlikte olacağız. Sakarya Üniversitesi'nin öncülük ettiği Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Kongresi'nde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada bu etkinliğin gerçekleşmesine yaptıkları katkılardan dolayı emeği geçen tüm program ortaklarına ve organizasyonda emeği geçen tüm ilgili kişilere şükranlarımı arz etmek istiyorum. Kıymetli katılımcılar, hepimizin bizzat şahit olduğu üzere yaşadığımız son küresel finansal krizin nedenleri 2008 yılından bu yana hem akademik çevrelerde hem de piyasalar tarafında tartışılmaya devam etmektedir. Genel görüş, finansal piyasalara ilişkin düzenleme ve denetleme eksikliklerinin krizin ana nedeni olduğudur. Ancak büyük resme baktığımızda yaşanan hemen hemen tüm ekonomik ve finansal krizlerin temel nedeninin yüksek boyutlardaki borçlarla ve kaldıraca dayalı ürünler ile bağlantılı olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Hem küresel hem de ülkeler boyutundaki finansal krizlerin son 40 yılda hızla artmasının ve tabiri caizse bulaşıcı bir karakter kazanmasının bu dönemde hızla artan finansallaşma olgusundan bağımsız olarak ele alınmayacağının altını özellikle çizmek isterim. Kaldıraçlı ürünler ile birlikte yüksek borçlanmaya dayalı bir finansal sistemin ürettiği bu krizin ardından konjonktürel çözümlere ve politikalara odaklanılması krizin üzerinden 7 ile yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen dünya ekonomisinin halen toparlanamamasına neden olmuştur. Tüm bu çözümler ve politikalar küresel düzeyde reel sektörü canlandıramamış, küresel borç yükünü 2008 yılından bu yana 50 trilyon dolar civarında artmasına da neden olmuştur. Bu durum reel sektör getirilerinden bağımsız biçimde ve merkez bankalarıyla belirlenen faiz oranlarının maalesef bir yansımasıdır. İçinde yaşadığımız ve sermayenin marjinal verimliliğinden tamamen kopmuş bu ekonomik ortamda hem yatırımlar hem de tasarruflar olumsuz ölçüde etkilenmiş ve küresel düzeyde bir tasarruf yatırım dengesizliği ortaya çıkmıştır. Tam da bu noktada reel ekonomi ile daha kuvvetli bağlara sahip olan bir finansal sisteme duyulan ihtiyaca vurgu yapmak isterim. Önümüzdeki süreçte reel ekonomideki aracılık faaliyetlerinde daha fazla rol üstlenen ve aynı zamanda topluma fayda sağlayıcı ve değer yaratıcı bir finansal sisteme ihtiyaç duyulacaktır. Bu yapıdaki bir finansal sistem sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için olmazsa olmaz bir ön şarttır. Bu ön şart altında dizayn edilmiş bir finansal sistemde sermaye piyasalarının devreye girerek finansal piyasalar ile reel ekonomi arasındaki bağları kuvvetlendirmesi gerektiğini düşünmekteyim. Kıymetli katılımcılar,
mevcut durumda dünyadaki İslami finansal varlıkları yaklaşık %80'ini bankacılık oluştururken, bankacılık içerisinde de risk paylaşımına dayalı olmayan enstrümanların oranının da %90 civarında olduğunu hepimiz biliyoruz. Ülkemiz üzerinde baktığımızda ise yaklaşık 1/3'lük kısmı mevduata yönelen yurt içi tasarrufların ve öz kaynaklardan daha fazla borçlanan şirketlerin olduğu bir tablo ile karşı karşıyayız. Bankacılık esaslı ve borçlanmaya dayalı bir yapı yerine daha güçlü bir ekonomik büyüme için sermaye piyasaları öncülüğünde risk paylaşımına dayalı ürünlerin daha fazla yer aldığı yeni bir sisteme, oluşuma, hikayeye ihtiyacımız vardır. Daha güçlü bir ekonomik büyüme için sermaye piyasalarının neden önemli olduğunu vurgulamak adına siz kıymetli katılımcılara OECD'nin ses getiren güncel bir çalışmasından bahsetmek istiyorum. OECD ülkeler arasında 50 yıllık bir veriyi inceleyen bu çalışmada kredi ile finansman sağlamanın ekonomiye negatif bir etkisi olduğu gösterilirken, finansman için borsaları seçen ülke ekonomilerinin daha hızlı ve daha sağlıklı büyüdüğü ortaya konulmuştur. Bu minvalde geliştirilecek yeni ürünler ve uygulamalar neticesinde sermayenin tabana yayılmasını kolaylaştıracak finansal katılımın artırılması ve özellikle düşük ve orta gelir grubunun yüksek getirili ürünlere yatırım yapma imkanlarının çoğaltılması gerekmektedir. Bunun için yeni mekanizmalar geliştirmek durumundayız. Böylece ekonomik büyümeye katkıda bulunurken gelir adaletsizliğini de azaltma noktasında ilerleme sağlanacağını düşünmekteyim. Ülkemiz adına konuşmam gerekirse, başta borsamız olmak üzere sermaye piyasalarımızın tüm aktörleriyle birlikte ekonomik büyümeyi artırmak ve gelir adaletsizliğini azaltmak adına önümüzdeki süreçte daha aktif bir rol üstlenmeyi ve hedeflerimizi ve çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettirmek istediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bu amaç doğrultusunda ülkemizin gayrimenkul, enerji, bilişim teknolojisi ve savunma sanayi gibi alanlardaki büyük projelerin halkımız tarafından finanse edileceği ve ortaya çıkacak gelirin de yine halkımız ile paylaşılacağı yapıları canlandırma gayreti içerisinde olacağız. Değerli katılımcılar, halihazırda dünya piyasaları ile doğrudan bağlantılı İslam finansı varlıklarının 400 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı ve 1 trilyon dolarlık bir potansiyeli bünyesinde barındırdığı ifade edilmektedir. Bu potansiyeli gerçekleştirmek adına geniş yatırımcı kitlesi hitap edecek risk paylaşımına dayalı ürünlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu türden ürünlerin yeterince geliştirilmesi konusunda sizlerin de bildiği üzere hem arz hem de talep tarafında yetersizlikten bahsedilmektedir. Evet, bunun acı bir gerçek olduğu aşikardır. Fakat bizler piyasa yapıcıları olarak üzerinde düşen sorumluluğun farkında olmalı ve gereken pratik adımları atmalıyız. Bu vesileyle hem bankacılık sektöründe hem de sermaye piyasalarında risk paylaşımına dayalı ürünlere olan arz ve talebi canlandıracak mekanizmaları geliştirmemiz gerektiğinin altını özellikle vurgulamak istiyorum. Son yaşadığımız küresel finansal kriz bizlere ayrıca risk paylaşımına dayalı olmayan finansal sistemin piyasalardaki çalkantıları absorbe edemediğini ispatlamıştır. Bilakis yayılma etkisi neticesinde krizin etkileri küresel ölçekte daha derin ve geniş şekilde hissedilmiştir. Buna karşılık risk paylaşımı esasına dayalı İslam finansının her ne kadar uygulamada eksiklikleri olsa da enstrümanları ve arka plandaki fikriyatı ile başta
Müslüman coğrafya olmak üzere tüm dünyada bir ivme yakaladığı ortadadır. İslam finansının ortaya koyduğu varlığa dayalı enstrümanlar ve uygulamalar finansal piyasalarda yeni bir heyecan yaratmıştır. Kıymetli dinleyiciler, bu enstrümanlardan birisi mudaraba enstrümanıdır. Emek, sermaye ortaklığını ifade eden mudarabanın tarihteki uygulamasına bakıldığında İslam öncesi cahiliye döneminde uygulamaya başlandığı ve akabinde İslam döneminde de kervan ve deniz ticaretinde sıkça ve başarılı bir şekilde kullanıldığı görülmüştür. Benzer bir uygulama Avrupa'da 10. yüzyılda komenda adıyla bir çeşit adi komandit şirket biçiminde yaygınlaşıp bölge ülkelerini ticaret hukukuna girerek standart bir görünüm arz etmiştir. Osmanlı döneminde de mudaraba esasına dayalı birçok uygulama geliştirilmiş ve başarıyla uygulanmıştır. Tarihte İslam kültüründen Batı medeniyetine geçen diğer bir kavram da risk kavramıdır. Çeşitli kaynaklarda farklı iddialar bulunsa da genel kanaat Arapça rızk kelimesinin en dürüst Müslümanları vasıtasıyla Batı'ya risk şeklinde dönüşerek geçtiğidir. Yani risk kavramının temelinin İslam'daki rızık kavramına dayandığı ifade edilebilir. Böylelikle risk paylaşımı ifadesini rızık paylaşımı olarak da anlayabiliriz. Nasıl ki İslam'da zekat, sadaka, karz gibi vasıtalarla refah ve kazancın paylaşılması teşvik ediliyorsa, ticaret ve yatırımlardaki olası refah ve kazancın da paylaşılması özendirilmektedir. Tüm bu paylaşım şekillerinin gelir adaletsizliğini azaltmaya yardımcı olduğu gerçeği izahtan varistedir. Kıymetli konuklar, İslam prensiplerine uygun bir finansal sistemde gelir adaletsizliğinin yapısal bir sorun teşkil edemeyeceği gayet açıktır. Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresinin 7. ayetinde refahın sadece zenginler arasında dolaşan bir servet veya güç olmaması gerektiğine özellikle vurgu yapılır. Bu ve benzeri ayetler ve Peygamber Efendimizin nice uygulamaları bize gelirin ve refahın paylaşılması gerektiğini emreder. Peki bu paylaşım ve bu paylaşım ne şekilde olacaktır veya olmalıdır? Burada İslami prensiplere uygun bir finansal sistemin ex-ante ve ex-post tedbirlerinden bahsetmek mümkündür. Ex-post tedbirlerin en bilineni İslam'ın 5 temel esasından biri olan zekattır. Zekat ile refahın paylaşılarak yeniden dağıtımı sağlanmakta ve toplumsal refah dengelemesi söz konusu olmaktadır. Risk paylaşımı ve buna dayalı enstrümanlar ise ex-ante bir tedbir olarak ifade edilebilir. Yani risk paylaşımı ile gelirin de paylaşımı sağlanarak önleyici bir tedbir olarak ortaya konulabilir. Böylece hem önleyici hem de düzeltici tedbirler vasıtasıyla ekonomideki kaynak transferi gerçekleşmiş olmaktadır. Diğer bir ifadeyle bir ekonomik faaliyetin hem öncesi hem de sonrası İslami esaslara uygun olarak gerçekleştiğinde gelir adaletsizliğini önleyici bir rol üstlenmiş olacaktır. Ayrıca İslam ekonomisi ve finansıyla kastettiğimiz sistemin ahlak, vicdan, dürüstlük gibi genel İslami ve insani değerlerden ayrışmayacağının da altını özellikle çizmek isterim. Örneğin İslami kurallara göre ticaret yapmak derken ticareti yapılan ürünlerin İslami esaslara uygun olmasının yanı sıra asimetrik bilginin ve haksız kazancın önüne geçilerek alım-satım faaliyetlerinin de İslami kurallara göre yapılması gerekmektedir. Yani neyin ticareti yapılıyor hususunun yanında ticaret nasıl yapılmalıdır sorusu da önemli ve altının çizilmesi gerekir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de
Nisa suresinin 29. ayetinde şu şekilde ifade edilmektedir. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaret olursa başka. Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Yüce Allah helal olanları dahil olmak üzere mallarınızı batıl yani haksız şekilde hileli olarak ticarete konu etmemiz konusunda bizleri uyarmaktadır. Ayetin devamındaki kendinizi öldürmeyin ifadesi ise Hayrettin Karaman Hoca çarpıcı ve derin bir yorum ile günümüzdeki kardeş kavgalarını, katliamların, terör eylemlerini ve cinayetlerin arka plandaki nedenlerinden biri olarak insanların birbirlerinin mallarını sömürü, tefecilik ve diğer bazı batıl yollarla yemesi olarak düşünebilir şeklinde yorumlamıştır. Günümüzde İslam finansı veya İslami finans olarak İslami finans denilen sistemdeki birçok uygulama arkasındaki iyi niyete rağmen İslam'ın ontolojik unsurlarının göz önünde bulundurulmadan ve mikro unsurlar es geçilerek eksik bir dönüşüme maruz kalmıştır. Bu çerçevede Haydar Nakvi'nin çalışmaları önem arz etmektedir. Örneğin Türkçe'ye ekonomi ve ahlak olarak çevrilen çalışmasında Nakvi, İslam'a dayalı bir ekonomik sistemin aksiyomatik temellerini oluşturmaktadır. Yine burada Mesudül Alem Çadri'nin yaptığı analitik çerçevede ve mikro temelli çalışmaların da önemine vurgu yapmak isterim. Bu tarz çalışmaların sayısı arttıkça İslami esasları daha derinden kavrayabilen ve böylece insani değerleri önceleyen bir finansal modelin ortaya çıkacağına dair ümidimiz de artmaktadır. Kıymetli misafirler, İslam ekonomisi ve finansı hakkında vurgulamaya çalıştığım tüm bu konuların ve problemlerin arkasında yatan en önemli sorunlardan biri de bu alanlarda yeterli uzmanlığı ve insan kaynağının olmamasıdır. Bu durum ile alakalı olarak siz değerli katılımcılara çarpıcı bir bilgi atmak istiyorum. Dünyada öne çıkan 20 İslam alimi dünyadaki tüm danışma şeriat kurulu üyeliklerinin %55'inde yer tutmakta ve tepedeki iki İslam aliminin ise her birinin 85 kurul üyeliği bulunmaktadır. Bahsedilen bu nicel eksikliğin yanında nitelik yönünden de eksiklikler bulunmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de genel olarak fıkıh ve ekonomi veya finans bilgisi olanların bir araya gelemediğini görmekteyiz. Bu alanlarda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey utility function yani fayda fonksiyonunu bilen fıkıhçı veya istihsan kavramını bilen ekonomisttir. Günümüzde bu iki alanı bir araya getirmeye çalışan bazı akademik programları, etkinlikleri heyecan ile takip etmekteyiz. Borsa İstanbul olarak bizler de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile bir araya gelerek az önce bahsettiğimiz eksikliği gidermek adına neler yapabiliriz diye düşündük ve tarihi, teorisi ve pratiği ile İslam İktisadı ve Finansı adlı uluslararası konferans serimizin ilkini geçen sene gerçekleştirdik. Bu sene de 19 Kasım tarihinde bu konferans serisinin ikincisini hayata geçireceğiz inşallah. Bu vesileyle burada bulunan tüm katılımcıları da bu etkinliğimize davet etmek isterim. Sözlerime son verirken bu etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Etkinliğin İslam finansı ve İslam ekonomisi konularında oldukça ufuk açıcı, vizyon ve perspektif geliştirici oturumlara ve tartışmalara vesile olmasını diliyor ve yapılan çalışmaların piyasalarımıza ışık tutmasını ümit ediyor.
selam ve saygılarımı sunuyorum. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerine plaket takdim etmek üzere Sakarya Üniversitesi İstem Ekonomisi ve Finansal Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Şakir Görmüş hocamızı.